Şimdi top topları bir gösterelim. Ondan sonra o artma sırasını başlangıcı da bir anlatayım. Anlat başlangıcı, özür dilerim. Evet, sihirli halkayla 21 tane sık iğne yapıyoruz sihirli halkaya. Daha sonra her sık iğnenin üstüne 2 litre trabzan yapıyoruz. Onlar da 21 adet oluyor. Tamam. Başlangıcı böyle. Daha sonra her trabzanın, yani birinci trabzanın üstüne fıstık yapıyoruz. Bir zincir çekip diğer trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet. İlk sırayı öyle tamamlıyoruz. Yani evet, aralarda bir trabzan boşluk oluyor. Boşluk oluyor. Yani şöyle yapayım, açayım. Burada bir trabzan var. Şuralarda da birer zincirimiz var. Sonra da bunları kaydırıyoruz bunun üstüne. Evet. Yani şu iki tek yapıyoruz. Araları birer trabzanlı. Evet. Üçüncü sırayı da öyle yapıyoruz. Arttırmasız. Dördüncü sırada arttırmayı göstereceğim şimdi. Arttırmayı göster, bir de topları göster. Topları göstereyim. Evet. Tamam. Dördüncü sırada arttırma yaptıktan sonra Gülsüm Hanım dedi ki bugün bana, sen dedin ki bir daha arttırma yapmıyoruz. Gülsüm Hanım dedi ki arada bir iki tane daha arttırdım. Atmış, evet. Son anda. Dar geldi dedi. Son anda dedi ki baktım dedi. Araya bir iki tane daha koydum dedi. Biz Naz'la konuşuyoruz. Diyor ki bu sıradan sonra arttırma yok. Evet. Ama yazdık onları galiba. Evet. Tığım numaramı da söyleyeyim. 4,5 numara tığla örüyorum. Gülsüm Hanım 4'le örmüş. Benim biraz daha sıkı elim. Evet. Yine herkesin eline göre. Bir tane yumak gidiyor. Bir tane bereye. Tamam. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şunları alayım şuradan. Şimdi biraz sonra patikler var. Tığıma doluyorum. Arkaya şöyle bir sarı koyayım. Evet. Fıstığın ortasına batırıp uzun çekerek. Fıstıkları uzun çekerek yapıyoruz. Gülsüm Hanım öğretti. Bir yuvaya kaç tane batıyoruz? 5 tane. Şimdi? 5 tane batıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ama uzun çekerek. Bu çok önemli bu fıstıklı modelde. Neden göstereyim önemli olduğunu? Burada yapmıyordum öyle. Şunlar sıkı sıkı oldu. Evet, özellikle ben de sökmedim. Böyle top küçülüyor. Evet, burada daha bir şey oldu. 3. 4. Kaç tane oluyordu? 5. 5 tane. Toplarımız 5 tane. Yani her bir çilek gibi, çilek de yapıyorduk bu yöntemle. Şimdi tığı çıkarttın. Çıkarttım. Ben de bilmiyordum. Yeni öğrendim bunu. Evet. Başa takıyorum ilk. Ben biliyorum da sizi şaşırtırım ben yaparsam sol elle. Sol. Takıyorum ve şuradan çektiriyorum. Evet. Arkadan şöyle izah edelim onu. Tamam. Arkadan biliyorsunuz arkadan topluyoruz. Bunlar böyle. Hatta çilek renklerine göre böyle yaptığımız zaman çilek yapıyoruz. Kazaklarda böyle araya topladığımız şeyler oluyor. Bu çok kullanılıyor. Çok güzel. Evet, duruyor. Bir zincir çekiyorum. Tamam. Şuraya araya batıyorum. Tamam. Arttırmak için. Evet. 2 litre trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tekrar şu direğin üstüne fıstık yapacağım. Evet. Arttırma sırası olduğu için. Normalde aralara yapıyoruz fıstıkları. Evet. Fıstığın tepesine yapmıyoruz. Evet. Şöyle göstereceğim oradan da Erkancığım. Bakın şuradan o arttırma sırasını bulsana bana. Şurası mı? Şu. Şurası. Bakın üst üste geliyor. Bir buraya geliyor. Evet, bir buraya geliyor. Sonra hep aralara geliyor fıstıklar. Evet. Arttırma sırası önemli. Yoksa büyümez. Peki artırma sırasında aralardaki zincirleri çoğaltıyor muyuz? Aynı. Yok, aynı. Aynı şekilde birer gidiyor. Zincir. Kaç sıra yapıyorsun Naz? Bir dakika. Şurayı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 görüyorum ben. 7. 22 tane fıstık olacakmış. Evet, 7 sıra. 7 sıra. Bakayım bir daha. 22 tane fıstık olacak. Evet, sonunda. Evet, sonunda, son sırada 22 fıstık. Ondan sonra benim tavsiyem, ikili trabzana geçmeyin. Sık iğneye geçin. Yani şurada da ikili trabzanımız var bizim. Ama ben şunun şuradan başlamasını daha tercih ediyorum. Ve yaklaşık 3 parmak gibi olsun diyorum. Bu evet, sık güzel. İğne. Düzgün. Şurası 3 sıra. 3. sıra bakın şuraya kadar bir eksiğim var. Onu göstereceğim şimdi vereyim Naz'dan sonra. Naz, orada söyleyeceğim bir şey seyircilerimizin sorusu varsa sorabilirler. Bu kadar. Artırmadan sonra tekrar aynı stille başlıyoruz. Yine aralara giriyoruz. Evet, aralara giriyoruz. Aralara yapıyoruz. Evet. Gülsüm Hanım diyor ki biraz gözüme küçük gözüktü. Şöyle yukarıda bir yerlerde de artırma yapmış. İki tane ama diyor ama. İki tane yapmış. Göremedik. Evet. Ben gördüm. Gördünüz galiba. Gördüm. Şuralarda bir yerde var. Şimdi bunun
şu kısmını sık iğne yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben hemen o sık iğne kısmını da göstereyim. Şöyle. Hatta ben hemen aldım bunu, sık iğneledim. Bakın benim şimdi onlar sağa doğru örüyor. Ben sola doğru örüyorum. Şu şekilde aralara batarak. Şimdi bunu da başkası gidemez. Bunu da mutlaka benim bitirmem lazım. Benim tercihim, ben şimdi atölyeye gidince buraya kadar bunu sökeceğim. Buradan itibaren sık iğne yapacağım. O sık iğne duruşta bizim için çok çok önemli. Orada bir eksiltme yapıyor muyuz? Evet, şöyle. 22'den sonra yaptık bir eksiltme, değil mi? Orada göstereyim. Göster. Gel. Şurada, buradan buraya geçerken birer. Yok. Bir tane, bir yuvaya tekli trabzan yapıp bir yuvaya çiftli yaptık. Şu daraltma oldu. Evet, bunu sık iğnede de aynı şekilde aynı yapabilirsiniz. Yani iki tane sık iğne buraya, bir tane sık iğne buraya gibi. O zaman o hop diye böyle toplanacak. Şimdi tekrar takıyorum bu anlattıklarım çerçevesinde. Söylemek istediğim şeyi, yapılmış kısmını öne getiriyorum. Yani üç sıra oldu. Şu şurada önemli. Bakın şimdi arkadan da düşüşü, yandan da düşüşü. Bunun buradaki mesafesi daima bu berelerde önemlidir. Arkaya düşsün. Burada bir hoşluk versin diye yana ve arkaya. Arkada da düşük. Kamera şuradan arkayı bakın şöyle. Şunun buraya düşmesi ve yana düşmesi... Hani diyorsunuz ya, bize bere yakışmıyor. Aslında mutlaka ve mutlaka takış çok önemli. Yani ben mutlaka kaşıma, azıcık bir kaşıma özellikle gelsin otursun isterim. Bir kaşım boşta kalsın. Özellikle bu yandan çarklılarda. Saç önemli. Evet. Saç figürünü böyle koyabilirsiniz. Çok güzel. Ama bu bere toplu saçta da çok güzel durur. Şöyle yapayım. Yani biraz şeylerle onu, mesela yandan bir örük çok güzel olur. Ama örgünün nereden çıkması lazım? Boş taraftan çıkması lazım. Eğer bir örgü yapacaksanız saçınızda, şuradan örgü gelsin istiyorsanız, kaşın, bir dakika şöyle yapayım. Kaşıma oturmayan, yüksekte kalan kısımdan böyle saçı çıkartmak güzel durur. Çünkü denge olur o zaman. Bereyi takmakta da bir şey var. Umarım anlaşılmıştır.